Hepinize merhaba. Müsaade ederseniz oturarak konuşacağım. Çünkü ders dediler, çok ciddiye aldım. Kağıdımla, kalemimle geldim. O yüzden bazı hocalar ayakta konuşabilirler ama ben gerekirse kalkarım. Bir bakalım mı? Hayırlı yokun kaynakları. Evet, bakın onu şey yapamamışsın. Bu ajitasyona benzemiyor ders. Öbür türlü mikrofon elinizde koşup dolaşıyorsunuz ama evet, öncelikle gerçekten bu dayanışma akademisine, bu dersleri planlayan arkadaşlara, başta Barış Akademisyenleri olmak üzere aslında bu ülkenin aklı olan ama maalesef bu ülkenin aklını aldıkları ve çoğu işinden, emeğinden olan, yargılanan, kimisi yurt dışına gitmek zorunda kalan, işsiz kalan bütün arkadaşları sevgiyle selamlıyorum ve çok teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Sağ olun, var olun. Ben arkadaşımızın da ifade ettiği gibi kadın hareketinden, feminist mücadeleden gelen bir kadınım. Bugün Ankara milletvekili, daha önceki iki dönemde de İstanbul milletvekili ve grup başkan vekili olarak çalıştım. Bir de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesiydim. Fakat HDP'ye gelişim de yine hani HDP bileşenleri olan bir parti biliyorsunuz. Benim de kadın hareketinden oldu. Benim bileşenim 8 Mart'taki gece yürüyüşü diyorum ben. O yüzden de Ankara'dan şimdi İstanbul'a geçiyorum ve gerçekten özellikle kadınlarla olmak, gençlerle olmak, onların bu ülkenin geleceği için yapacaklarına inancım sonsuz ve belki işte bir genç kadın olduğum zamanlardan bu mücadelenin içine girişim nasıl oldu ve Türkiye'de aslında ama biraz da dünyada da kadın hareketi, kadın mücadelesinin dip dalgaları ve özgürleştiren dinamikleri nelerdi? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Feminizmin tarihi 18. yüzyılda eşit haklar için mücadele eden kadınlardan başlatılır. Fakat aslında Fransız devriminin eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ideallerinin ortaya çıkışından çok daha önce de Orta Çağ zamanında aslında okuyup yazan kısıtlı sayıda kadının, kadınların toplumsal rollerini sorgulayan şiirler, kitaplar yazdıkları son yıllarda ortaya çıktı. Bu da tabii neden son yıllarda ortaya çıktı derseniz aslında resmi tarih yazıcılarının resmi tarihi nasıl çarpıtarak yazıyorlarsa bir tarihi, ülkeler tarihini, hani emek açısından bakmıyorlarsa, halklar açısından bakmıyorlarsa, kadınlar açısından da bakılmadı bu tarihe ve erkekler yazdılar bu tarihi. O yüzden de bunların geç ortaya çıktığını biliyoruz. Kadın mücadelesinin daha iyi bildiğimiz tarihi ise ilk defa feminizmin kavram olarak kullanıldığı birinci dalga feminizmine başlıyor. Bu mücadelenin izlerini Fransız devriminde kadınları yok sayan İnsan Hakları Sözleşmesi karşısında Kadın Hakları Sözleşmesi'ni yazdığı için idam edilen Olympe de Gouges'a buluyoruz. Ve Paris Komünü'nde kadın meclislerini kuran kadınlarda buluyoruz. Sovyetler Birliği'nde kadınların siyasal mücadeleye katılmaları ve örgütlenmeleri için mücadele eden ve dünyanın ilk kadın büyükelçisi olarak Sovyetler Birliği'ni Norveç, Meksika ve İsveç'te temsil eden Alexandra Kollontaj, İngiltere'de kadınların oy hakkı için 19. yüzyıl sonlarında İngiltere'de oldukça radikal eylemler yapan ve hatta kendilerini savunmak için, hani bugün savunma dersleri alan arkadaşlar da var, Jiu-Jitsu öğrenen, kendine bir savunma metodu, süprajetler de aslında bugün bize yol gösteriyor. Demokrasi maalesef her zaman tüm yurttaşları kapsayan bir yönetim biçimi değildi. Örneğin demokrasiyi eline boyuna tartışan Yunanlılar, eski Yunanlılar için
kadınlar ve köleler bu sisteme dahil değildiler. Demokrasi savunanlar, kralın mutlak otoritesini sorgulayanlar eşitliği uzun süre göz ardı ettiler. 1700'de Mary Astell şöyle soruyordu. Bir kralın mutlak egemenliğini şiddetle reddedenler neden bu egemenliğin kocada olmasını kabul ederler? Evet, Fransız devriminde kadın hakları mücadelesi veren Mary Wollstonecraft ünlü kadın haklarının gerekçelendirilmesini yazmıştı ve oy hakkını elde etmelerine henüz 100 yıl vardı. Ama o dönemde kadın haklarını ateşli biçimde savunuyorlardı. Kadınlar erkek siyasete son vermek, gereksiz hiyerarşileri yıkmak, karar süreçlerini o zamana kadar politikanın öznesi değil, nesnesi olmuşlara açmak ve dünyayı yeni baştan yaratmak istediler. Bu dönemde eğitim, oy hakkı, eşitlik gibi temel haklara odaklandılar. İngiltere'de 19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başında ciddi oy hakkı kampanyaları başladı ve bu hareket hızla radikal bir nitelik kazandı. Süprejetlerin önderleri sadece orta sınıftandı, ancak hareketin erken safhalarında daha radikal işçi sınıfı üyesi kadınların da desteğine ihtiyaç duyduklarını fark ettiler. Ve oy hakkı mücadelesi toplumun farklı kesimlerinden gelen kadınları bir araya getirdi. O zamana kadar eksik olan ortak bir kimlik kazandırdı. Eylemleri sırasında defalarca hapse atıldılar, polis şiddetine maruz kaldılar. O dönemde Aşkın Grevi'ndeki süprejetler cezaevlerinde zorla besleniyorlardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında ise süprejetler eylemlerine ara vermek zorunda kaldılar. Ancak savaş sona erdikten sonra oy hakkını kazandılar. Aynı dönemde 19. yüzyılda başlayarak Osmanlı'da da önemli bir kadın hakları mücadelesi devam ediyordu. Ermeni ve Türk kadınlar dergilerde kadın meselesini tartışıyorlardı. 19. yüzyılın merkezileşme siyaseti Osmanlı kurumlarını tamamen değiştiriyor. Osmanlı yönetimiyle halk arasındaki ilişki de değişiyordu. Eskiden teba niteliği taşıyan halk artık yurttaş kimliği kazanıyordu yavaş yavaş. Diğer yandan devletin merkezileşme sürecinde olduğu bu dönemde özgürlük, laiklik ve demokrasi gibi kavramlar Osmanlı'da da belirli bir zümrede tartışılır olmaya başladı. Toplum yeniden düşünülüyordu. Eğitim yaygınlaşması ve gazeteler de bu süreci hızlandırıyorlardı. Kadınlar da kimi zaman erkek imzasıyla, kimi zaman da kendi adlarıyla gazetelere yazdıkları yazılarla bu tartışmalara katılmaya başladılar Osmanlı'da. Birçok kesimden kadın taleplerini dile getirdiler. 1868 yılında Terakki gazetesi kadınların mektuplarına yer vermeye başladı. İlk kadın dergisi 1869'da bir ek olarak çıkan Terakki-i Muhadderat dergisi oldu. Bu tarihten itibaren de pek çok kadın dergisi yayınlanmaya başladı. Ve hanımlara mahsus gazete örneğin 1895'ten 1908'e kadar 13 yıl boyunca çıkan en uzun soluklu kadın gazetesidir. Bu gazete yazarlarından Fatma Aliye Hanım'ı duymuşsunuzdur belki. İlk romancılardan ve entelektüel kadınlardan biriydi. Ama kardeşi Emine Semiye de Fatma Aliye'nin aynı dergide yazıyordu ve görüşleri çok daha ilerideydi. Feminizm sözünü de kullanıyordu o zaman Emine Semiye Hanım. Bu dönemde kadın dernekleri de kuruldu. Çerkez, Kürt, Rum, Türk ve Ermeni kadınların dernekleri vardı. Bu dernek ve yayınlar içerisinde Müdafaa-i Hukuki Nisvan Cemiyeti ve yayın organı Kadınlar Dünyası feminist duruşuyla ayrıca önemlidir. Bu cemiyette her meslekten kadın üye olabiliyordu. 28 Mayıs 1923'te kurulmuştu. Yakın tarihte kadın hakları için mücadele eden en önemli isimlerden birini almadan geçmek istemem. Neziye Muhittin. Neziye Muhittin çok uzun yıllar aslında varlığı görülmeyen kadınlardan biriydi. Kadınların durumunun yalnızca toplumsal alanda yani
eşitlik gibi değil, aynı zamanda siyasi alanda da mücadele gerektiren bir şey olduğunu düşünerek, özellikle seçilme hakkı gibi siyasal hakları konusunda da mücadele etmek üzere 16 Haziran 1923 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan önce Cumhuriyet rejiminin ilk fırkası olan Kadınlar Halk Fırkası'nı kurdu. Ve 27 maddelik parti nizamnamesi ve programı yayınladılar. İçişleri Bakanlığı, bugün de çok farklı değilmiş herhalde, 8 ay bir suskunluk gösterdikten sonra kadınların seçme ve seçilme hakkı olmadığı için Kadınlar Halk Fırkası'nın kuruluşuna izin verilmediğini tebliğ etti. Ve Nezihe Muhittin ve arkadaşları bazı maddeleri değiştirerek 7 Şubat 1924'te Türk Kadınlar Birliği adlı örgütü kurdular. Ve siyasetten biraz uzak durmaya çalıştılar ama Nezihe Muhittin bunu çok yapamadı tabii. 1927 ve 29 yılları arasında hakkında çok sayıda dava açıldı ve bunların hiçbirini kazanamadı. 1929 yılına kadar süren davalardan ancak afla kurtulabildi. 30'lardan sonra ise yaşamını biraz küskün, biraz da hayal kırıklığıyla devam ettirdi. Bu kadınların yakın tarihte bilinen, genelde kamusal alanda eşitlik talebinin önüne çıktığı bu mücadeleyi biz birinci dalga feminizm olarak adlandırıyoruz. Aslında bir şey daha, anekdot daha anlatmak isterim. Ben 1995'te Kadınlar Vardı diye bir belgesel film yaptım. Osmanlı'dan o güne kadar olan kadın hakları mücadelesini anlatan bir filmdi. Aslında bizlerin de o mücadeleye, bunun verilerine, bilgilerine ulaşması Osmanlıcayı okuyabilen feminist kadın arkadaşlar sayesinde oldu. İşte Serpil Çakır profesör, ondan sonra Yaprak Zihnioğlu, Ayşe Gül, soyadını unuttum ama hani daha çok sayıda arkadaş o kitapları çevirdiler. Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde İstanbul'da ziyaret ederseniz çok büyük bir arşiv var. Burada bahsettiğim dergiler de bulunuyor o kütüphanede. Gerçekten biz de aslında bu bilgilere, ben o belgeseli yaparken ulaştım ve inanılmaz şeyler yaptıklarını gördüm. Yani hepsi beyazlar giymiş kadınlar, beyaz konferanslar diye konferanslar düzenliyorlar. Ve çok radikal söylemlerde bulunuyorlar. Gerçekten o dönemde siyasal haklar için ciddi bir isyanları var. Ve o günlerde, daha sonra işte o dönemlerden 1935'te bu Nezihe Muhittin tarafından ve arkadaşları tarafından kurulan Türk Kadınlar Birliği başkanı olan Latife Hanım tarafından şu sözlerle kapatılıyor. Artık kadınlık adına söylenecek söz kalmamıştır diyerek. Yani 1935'te maalesef Türk Kadınlar Birliği bu sözlerle kapatılıyor. Yakın zamanda kaybettiğimiz Türkiye'deki en önemli feministlerden ve sevgili dostum Şirin Tekeli'nin de ifade ettiği gibi Türkiye'de 1935 ve 75 yılları arasında artık bir kadın hareketi yok. Kadınlar hayır derneklerinde çalışmaya teşvik ediliyorlar ve Atatürk sayesinde Türk kadınları batılı kadınların önüne geçmiştir diye özetlenebilecek resmi söylem sonunda kadınları daha sessiz bir çoğunluğa dönüştürüyor. Kadınlar buna rağmen Türkiye'de laikliğin ve Cumhuriyet rejiminin en inanmış destekçileri oluyor. Bu uzun dönemde üniversite eğitimi ve meslek edinme olanaklarından yararlanan seçkin bir kadın azınlığı tırnak içerisinde Türkiye'nin vitrinini oluşturuyor. 60'lı 70'li yıllarda ise devrimci ve özgürlükçü hareketler kadınların yeniden örgütlü olarak bir araya gelmesine ve batıda özellikle ikinci dalga feminizm olarak anılan kadın hareketinin başlamasına neden oluyor. Bu ikinci dalga hareketin birinciden farkı kadınların yalnızca hukuki haklarına ve eşitliğe değil cinsel haklara, ememeyi ve sömürü gibi konulara da odaklanması.
İkinci dalga feminist hareket içerisinde de iki grup oluyor. Birisi daha çok ana akım, diğeri ise daha radikal öğeler taşıyor. Birisi daha çok yasama süreçlerine, eğitime odaklanırken, diğeri temel sorunu toplumun hiyerarşik ve patriarkal, yani erkek egemen niteliği olarak tanımlayarak bu yapıya kafa tutan bir hareket. Ama her ikisi de topluma olan nüfuzları anlamında önemli katkılarda bulunmuş ve gerçekten 60'ların mücadelesi sonucu kabul görmüş çok önemli gelişmeler var, özellikle kadınların iş gücüne katılımı konusunda. Daha sonra etnik ve diğer toplumsal eşitsizlikler de feminizm mücadelesine dahil oluyor ve nihayet İkinci dalga feminist hareket, kadınların toplumda yaşadığı eşitsizlikleri çok boyutlu olarak konuşmalarını sağlıyor. Şimdi bu feminist hareketin ikinci dalgası Türkiye'de batılı ülkelere nazaran bir 10 yıl daha geç ulaştı buralara ve 1980'lerin başında ortaya çıktı. Benim de içine dahil olduğum o dönemler aslında Türkiye'de gerçekten çok heyecan verici dönemlerdi. Biliyorsunuz 80 darbe rejiminin aslında gerçekleştiği ve çok ciddi bir yıkımın olduğu Türkiye'de bir dönemdi. Fakat bunun arkasından sol hareketlerine kadın bakış açısından eleştiren genç kadınların bugün işte aslında tıpkı bugün olduğu gibi KHK'yla ihraç edilenlerin, o zaman da YÖK yasası nedeniyle üniversiteden ihraç edilen ya da istifa eden genç akademisyen kadınların oluşturduğu bilinç yükseltme grupları, erkek egemen topluma ve devlete eleştirel yaklaşan yepyeni tahliller geliştirdiler. 1983 yılında ilk yayın evi, feminist yayın evi olan Kadın Çevresi kuruldu. Somut gazetesi bir sayfasını kadınlara ayırıyordu ve orada biz aslında onlarla tanıştık. Gülnur Savran, Şirin Tekeli, Stella Ovadia gibi kadınlarla ve ilk defa belki farklı şehirlerden o sesleri duyduk. 1987 yılına geldiğimizde düzenlediğimiz toplantılar, çeviriler, kitaplar çoğalmıştı. Ve o yıl Mustafa Duymuş adlı bir hakim, biz bu arada o toplantılarda kadına yönelik şiddeti konuşuyorduk. Aslında çok önemli bir şiarımız vardı. Kişisel olan politiktir, özel olan politiktir. Yani bu ne anlama geliyor? Kol kırılır, yen içinde kalırım, tam tersi. Yani kol kırılır ama yen içinde kalmaz. Ve bağır herkes duysun dedik hatta, öyle bir kitap çıkardık. Ve zannediliyordu ki o zaman soldan da biz eleştiriler alıyorduk. Çünkü şöyle diyorlardı. Siz niye mesela Zeytinburnu, Kazlıçeşme, bu daha çok hareket esas olarak İstanbul'da krizlendiği için gidip gecekondularda bu çalışmayı yapmıyorsunuz? Asıl orada kadınlar şiddet görüyor. Halbuki gerçek iş de öyle değildi. Bugün gerçeğin iş de öyle olmadığı çok daha yalın olarak ortaya çıkıyor. Hatta eğitimin daha fazla olduğu yerlerde şiddetin daha az ortaya çıktığı bile söz konusu. Çünkü şiddet gören eğitimli kadınların bunu ortaya koyması ve kendi o statüsünü kaybetme riskini hissetmesi çok daha yoğun oluyor. Biz o Bağır Herkes Duysun kitabında aslında kendi tanıklıklarımızı anlatıyorduk. Yani kendi çevremizde ya da potansiyel olarak bunu yaşayabilecek veya yaşamış olan arkadaşlarımızın tanıklıklarıydı, şiddet tanıklıklarıydı bunlar. Bu Mustafa Durmuş'un hakim tam o sıralarda bir kadının boşanmak isteyen ve dördüncü çocuğuna hamile olan bir kadının ve şiddet gören bir kadının boşanma davasını küze susuz, ev sözsüz olmaz derler. Kadının karnını sıpasız, sırtını da sopasız bırakmamak gerek derler diye bir atasözümüz vardır diyerek, yani bunu inanın ki abartmıyorum çünkü bu kararı kendim buldum. Hatta
İlk protestoda bu karara Eskişehir'den 8 avukat kadından geldi. Bunu da bilmenizi isterim. Biz onların protestosuyla duyduk bu kararı. Ben de ilginç kararlar köşesinde Ankara Barosu dergisinin bu kararı buldum. Ve biz bunun üzerine bir kampanya başlatmaya karar verdik. Dayağa karşı dayanışma kampanyası 1987 yılında. Ve 1 liralık da manevi tazminat davası açtık. Çünkü dedik ki kadınlar aşağılanıyor ve hepimiz aslında aşağılanıyoruz bu kararda. Sadece o kadın değil şiddet gören, hepimiz aslında şiddet görmüş oluyoruz diye. Ve evet, dayağa karşı yürüyüşü 80 darbesinden sonra olan ilk yasal yürüyüştü. Tabii birçok engelle karşılaştı ve ilk defa aslında kadınlar olarak tertip komitesini oluşturduğumuz bir yürüyüştü. Ben tertip komitesi başkanıyım ama o güne kadar belki yüzlerce mitinge katılmıştım. Fakat hiçbir zaman tertiplememiştim o mitingleri. O yüzden bunun kendine güven erkeklere mahsus bir şeydir. Kadınların o güveni kazanmak için ciddi çabalar sarf etmesi gerekir. Toplantılarda konuşmak için ciddi çabalar sarf etmesi gerekir. O yüzden kadın dayanışmasıdır ve birbirimizin yolunu açmak, çerme takmamak çok önemlidir. Çünkü o yolları başka kimseler açmaz bize. O zaman bu anlamda da hakikaten hepimiz için çok anlamlıydı ve dedik ki yani 50 kadın mı gelir, 100 kadın mı gelir bilemiyoruz. Fakat bizim gözlemlediğimiz 1500 kadar kadın geldi ve herkes kendi pankartlarını hazırlayarak geldi. O güne kadar olan kırmızı, sarı, kırmızı, beyaz pankartlardan da farklıydı. İşte basmalarla, malzemelerle hazırlanan pankartlar vardı. Ve ilk defa erkekler de farklı bir şey yaptılar. Çocuklarını omuzlarına alarak kadınların arkasında yürüdüler. Çok küçük bir gruptu ama bu da gerçekten o dönem için cesaret isteyen bir şeydi. Tabii bunların arkasından biz 438. maddenin iptali için örneğin mücadele ettik. 438. madde ceza kanunu seks işçilerine tecavüz halinde ceza indirimi öngören ve anayasanın eşitlik ilkesine tamamen aykırı olan bir maddeydi. Bunun için mitingler yapıldı ve bir kadının da dava açması üzerine zaten ve iptal edildi bu madde. Aynı şekilde o zamanlar medeni kanun değişmemişti tabii ve medeni kanun 159. maddesi kadınların çalışmasını kocalarının iznine bağlıyordu. 159. maddenin iptalini sağladık. Bunlar medeni kanun ve ceza kanunu değişikliğinden önce olan şeylerdi. Daha sonrasında ise biliyorsunuz mesela 10 yıl kadar uzun bir zaman sürdü. 2002 değişikliğine kadar medeni kanun değişti ve reislik kalktı. Velayet hakkı neredeyse yoktu kadınlar için. Erkeğin sözü üstündü ve çalışma izni önceden alınmıştı ama bu tarz değişiklikler ve hatta bunun çok daha ötesine geçen şeyler gerçekleşti. Biliyorsunuz evlilikte edinilen malların 2002'den sonra artık eşit olarak paylaşımı gündeme geldi. Biz bunun geçmiş dönemi de kapsayarak evliliğin başından itibaren olması gerektiğini ifade ederek çok mücadele ettik. Ama maalesef tabii ki kendi ceplerindekileri kaybetmek istemeyen milletvekiller, erkekler tarafından bunlar kabul görmedi. Ama medeni kanun değişikliği çok önemli bir değişiklikti. Hatta şunu emek açısından özellikle ifade etmek isterim. Ev içi emeğin bir değer olduğunu söylüyorum. Tabii ki bunu şu anlamda söylemiyorum. Kadın rolünü oraya iyice pekiştirmek ve kadınlar evde çalışır, bunun da karşılığı, ücreti vardır diye değil. Ama biz bunu yani avukatlar olarak mesela tazminat olarak talep ediyoruz. Siz bu hizmetleri dışarıda yaptırsanız bunun bu kadar karşılığı vardır. Dolayısıyla bunu maddi tazminat olarak ödeyeceksiniz diyorduk. Ve Gümrük Savran'ın da o konuda çok güzel çalışmaları vardır. Hakikaten medeni kanunda ev içi emeğin de aslında realite olarak bir değer olduğu kabul edildi. Ceza kanunu 2005 yılında değişti. Bu da çok önemli değişiklikler içeriyordu.
Bugün bir takım hakları gasp etmeyerek geri almaya çalışıyorlar ama bu mücadeleyi bilmenizi istiyorum. Çünkü böyle kazanılan haklar kolay geri verilmez. Yani bugün işte kadınlar binlerce olarak sokaklara çıkabiliyorsa 8 Mart'ta gerçekten aslında o hakları kendileri kazandıkları içindir. Yani bunun mücadelesini verdiğimiz içindir. O nedenle de onları almak hiç de kolay değildir. Ceza kanununda da tabii hakikaten çok önemli değişiklikler oldu. Mesela evlilikte tecavüz diye bir madde kabul edildi. Cinsel saldırının evlilikte de olabileceği, yani evliliğin buna kılıf olan ve bunu mazur gösteren bir şey olmayacağı kabul edildi. Ve o güne kadar hep genel ahlak ve adaba aykırı cürümler başlığı altında toplanan suçlar kişilere yönelik cinsel suçlar olarak adını buldu. O da hafta yer aldı ve içinde şu anda detaylarına giremeyeceğim çok önemli değişiklikler oldu. 90'lı yıllar kadın hareketi için yine çok önemli bir gelişme sahne olmuştu. Kürt kadınlar özgür alanlarında çok güçlü biçimde örgütlenmeye başladılar. Ve aslında çok isterdim ki Kürt siyasetinin mor rengi kitabını yazan sevgili Gülten Kışalak benim yanımda otursun ve kendisi o kısmını anlatsın. Ama maalesef o belediye başkanlarımız yaptıkları o güzel örneklere ve tek bir soruşturmada, tek bir yolsuzluk yaptıklarına rastlanmamış olmasına ve hiçbir suç işlememiş olmalarına rağmen cezaevindeler. Evet, 90'lı yıllarda bu örgütlenme metropollerde feminizm etkisiyle Kürt siyasal hareketinden, yani genel Kürt siyasal hareketinden bağımsız biçimde Roza, Jujin gibi feminist dergiler çıkarmaya başladı. Ve daha çok devlet şiddetine aslında odaklanıyorlardı kadınlar üzerindeki 90'lı yılları bilenleriniz var, daha genç olanlarınız da belki biliyorlar. Beraber biliyoruz İnsan Hakları Derneği'nden. Ben de o yıllarda İstanbul Şube'de avukat olarak çalıştım. Evet. Sizlere de ama en başta cumartesi insanlarına, cumartesi annelerine gerçekten saygımız sonsuz. Onlar göz altında veya köylerde yaşayan kadınların yaşadığı tecavüzler, ırkçı baskılar, bunlar daha çok gündemlerine konuluyordu. Ve hatta zaman zaman Türkiye'nin feminist kadınları eleştiriyorlardı. Diyorlardı ki nedense hep unutuyorlar. Başka dilde eğitim yaptığımızı, okul çağına kadar bir kelime bile Türkçe bilmediğimizi, metropollerde horlanarak, dışlanarak, giyim şeklimiz ve şivemizle aşağılandığımızı, şiddetli bir şekilde Türk milliyetçileri tarafından ayrımcılığa uğradığımızı, zulümlü göçlere tabi tutulduğumuzu. Evet, Kürt siyasal hareket içinde kadınların bağımsızlaşması ise bu feminist kadınlardan ayrı olarak daha uzun bir zaman aldı. İlk kadın örgütlenmesi, yani HEP kuruldu, sonra HADEP döneminde oldu ilk kadın örgütlenmesi. Başta kendi yoldaşları ve evlerindeki erkekler olmak üzere kadınlar tabii çok engellerle karşılaştılar. Kadın kotası ve Merkezi Kadın Komisyonu'nun kurulmasına ardından eş başkanlığa giden çok 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 ciddi bir mücadeleydi bu gerçekten. Ve 90'ların sonlarına doğru başlayan bu çabalar özellikle 2000'lerde Dicle Kadın Merkezi, Selis Kadın Danışmanlık Merkezi ve belediyelere bağlı çok sayıda kadın merkezinin açılmasıyla sonuçlandı. Yine 2000'lerde Kürt kadınlar ilki demokratik özgür kadın hareketi olan bağımsız kadın yapıları kurmaya başladılar. Ve 94 yılında mesela bu 90'larda Kürt halkının yaşadığı hak ihlallerine karşı aslında birlikte tutum alarak yani Türkiye'li feministler ve Kürt kadınlar arkadaşıma dokunma kampanyasını yürüttüler ve bu çok etkili bir kampanyaydı gerçekten. En sembolü vardı. Arkadaşıma dokunma kampanyası. Ve ondan sonra da zaten bir daha ayrılmadılar aslında
Kürt kadınlarıyla Türkiye'li feminist kadınların buluşması zaten Türkiye'de önemli bir ivme kazandırdı ve bugünlere, yani o 2000'li yıllara biraz böyle geldi. Bu yıllarda ise Sosyalist Feminist Kolektif, Amargi gibi feminist örgütlerin aktif olduğu dergiler çıkarıldı. Erkeklerden alacaklıyız gibi, yalnızca devletin hedef gösterildiği değil, erkek egemenliğinin de öznesi olan erkekliğin daha fazla işaret edildiği yıllar oldu. Ve 2000'li yıllar feminist hareketin özellikle genç kadınlar arasında alabildiğine yaygınlaştı ve işte kitleselleştiği, 2002 yılında yapılan o ilk feminist gece yürüyüşünde kısıtlı sayıda feminist örgüt ve kadın katılırken artık 40 binler, 50 binler, 60 binlere ulaşan bir kitlenin katıldığı ve sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde, bulundukları her yerde kadınların 8 Mart'ı kutladıkları bir mücadele gününe dönüştürdükleri, zaten önemli olan bir gün aslında, kendi politik çerçevesine oturttukları bir dönem oldu. Evet, tabii bu arada biz sağ popülist söylemle AKP'nin sürekli üzerimize gelindiğini gördük ve birçok şeyin aslında gasp edilmeye çalışıldığını, değiştirilmeye çalışıldığını gördük. Her kürtaj bir Uludere'dir ile başlayan kürtajı yasaklama girişimlerine, onun dışında küçük yaşta o işte eski tecavüzcüsüyle evlendirme maddesini biz o ceza kanununu 2005'te o kadar mücadele edip değiştirmişken o koca koca profesörlerin akıllarıyla yazılmış olan işte tecavüzcüsüyle evlendiği zaman tecavüzcünün serbest bırakıldığı ve ceza almadığı maddeleri şimdi tekrar neredeyse getirmeye, bir tür İslami referanslarla küçük yaşta, çocuk yaşta evlilikleri meşrulaştırmaya çalıştıkları bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Ama bunlar aslında kendi örgütlerinde de tepki buldu. Yani kendi kadın örgütlenmelerinde de tepki buldu ve kadınların hemen ayaklanmasıyla geri çekilmek durumunda kaldı. En azından şimdilik öyle. Bir tek yani müftünün evlendirmesi bu kabul oldu. Ama onda da aslında iki gene kazanım oldu o müftülük şeyinde de. Bir tanesi, diğer notlarımda da size söyleyeyim. Bir sözlü beyan var. Doğumdan sonra sözlü beyan. Yani onu biz sorgulanması ve soruşturulması gerektiğini zorunlu olarak o kanuna koydurduk. Çünkü çoğu zaman aslında çocuk yaşta işte evlilik demeyeceğim, yani tecavüz de olduğunda. Tabii ki şey olabilir, yaşıtlar arasında olması başka bir şey. Biz mesela bununla ilgili bir yaş sınırı konusunda. 5 yaş olsun, ondan sonra yaşıtlar arasında olabilir ilişki ve bunun ceza müeyyidesi haline getirilmesi de akran hukuku diye bir şey oluşması lazım dedi. Çünkü bizim karşı çıktığımız koca koca adamlara küçük kız çocuklarının peşkeş çekilmesiydi resmen ve onların kendi iradeleri dışında bunu yaşatmalarıydı. Bu sözlü beyan dediğim şey de mesela çocuk genç, yani 18 yaş altı çocuk biliyorsunuz. Hamile kalıyor ve doğum yapıyor. Sözlü beyanla bu rahatlıkla geçirilebiliyor. O zaman çocuk değil aslında aileden birisi de gelip bu sözlü beyanla bunu kayda geçirebiliyor. Ve bunu suç olarak düzenlemiyor. Başkasının üstüne geçirebiliyor. Yani bir türlü entrikalar çevirebiliyorlar. Dedik ki bu sözlü beyan ciddi olarak doktor, savcı tarafından soruşturulması gereken bir şey. Yani bunu kendi beyanı olarak almadıkça kabul edemezsiniz diye. O en azından engelleyici maddelerden bir tanesiydi. Evet, ben bitiriyorum. Umarım sıkılmadınız. Tabii kadınlar hakikaten artan kadın cinayetlerine karşı çok ciddi mücadele yürütüyorlar, yürütmeye devam ediyorlar. Bu arada tabii şiddet sonucu, yani uğradıkları şiddet sonucu
o şiddet uygulayanları öldürmek zorunda kalan kadınların davalarına da sahip çıktılar. Yani Çilem Doğan gibi, Nevi Yıldırım gibi, Yasemin Çakal gibi kadınların duruşmalarını da izlediler. Ama tabii ki yargı da hani o erkek adalet değil, gerçek adalet diyoruz ya, maalesef yargıda da bunun karşılığını buluyoruz, görüyoruz. Orada özellikle davalarda kadınların gösterdikleri çabalar ve o davaları topla takip etme çabaları hakikaten çok dönüştürücü, çok önemli bir şey. Bunu her yerde dayanışmayı göstermemiz gerekiyor. Çünkü o zaman işte şu Reçet davasını mesela ben izledim. Ne bileyim işte eskilerde Gül Dünya Tören davasına müdahil olmak istemiştik, kabul edilmemişti. Ama 4-5 kere ısrar etmiştik. En azından rahatsız etmiştik ve gerçekten ciddi bir ceza almasına neden olmuştu en azından o kamuoyu baskısı. Bugün de hala o kamuoyu baskısı, kadınların baskısı çok önemli sonuçlar veriyor. Helen Palandöken davasında da aynı şey oldu mesela. Babası da bireysel silahsızlanma için imza kampanyaları yürütüyor. Çok değerli bir insan. Bunları unutmamak lazım. Gezi direnişinde de bugün çok iddianamesini ilginç bir şekilde izliyorsunuzdur. Eylem yapsan da, yapmasan da, gülsen de, gülmesen de suç olduğu sayfalarca, klasörlerce doldurulmuş bir şişirilmiş gezi iddianamesi. Çünkü korkuları var ve bununla başa çıkamadıkları için yargıyı bir araç olarak kullanıyorlar. Orada da kadınlar değişik roller üstlendik aslında. Mesela böyle toplumsal hareketlerde kadınlar örgütleyici olsalar da merkezinde olanlarca bir erkek egemen veçe kazanabiliyor. Mesela bu gidişatı bizim müdahalemiz zamanında durdurdu ve talipsiz ve tacizsiz hava sahası diye bir çadır kuruldu ve onun dışında biz küfürle değil inatla diren diyerek duvar yazılamaları yaptık. Duvarlardaki küfürleri sildik. Çünkü onların hepsi cinsiyetçi kadınlara karşı küfürlerdi. Yani en muhalif ve direnişçi hareketin içerisinde de yine kadınlara karşı bunu görebiliyorduk. Ve dolayısıyla bu da aslında önemli şeylerden biri oldu. Evet, ben bu mücadelenin büyüdüğünü ve çok daha fazla büyüyebileceğini düşünüyorum. Yaklaşan yerel seçimlerde de kadınların mücadelesinin belirleyici olacağına ve muhalefeti örgütleyeceğine inanıyorum. Çünkü kadın mücadelesi tek adamın vaat ettiğinin tam tersini, çoğulculuğu, eşitliği ve özgürlüğü vaat ediyor. Bunu kuracak olanlar da hakikaten bizleriz ve bu anlattığım mirası da taşımak ve bunun gücüyle geleceğe götürmekte yine bizlere düşüyor diye düşünüyorum. Sabrınız için teşekkür ederim. Seçimlerle ilgili. AK Parti'nin açıklanan toplam 1297 adayından sadece 24'ü kadın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklanan 904 adayından sadece 48'i kadın. MHP'nin 750'den 14'ü, İYİ Parti'nin 122'den 5 kadın aday bulunuyor. Saadet'in de 34 kadın aday göstermiş Saadet Partisi. Bizim şu anda 300'e yaklaşan kadın adayımız var. Ben 251 de diyordum ama bugün güncelleme geldi. 300'ü de aşmış çıkarılan yerlerde. Bunun bütün partilerde olması, hatta aslında partiler dışı insanların gerçekten bağımsız insanların da yerel seçimlerde iddiasının olması, belediye meclislerinde olması, belediye meclislerinin artık başkanlıklardan daha önemli olmasını da temenni ediyorum ve muhtarlıkların da çok sayıda kadın muhtar adayı görüyorum Ankara'da ve çok umut veriyor bana ve farklı partilerden azalarla çalışabiliyorlar. Bu da umut verici bir şey. Yaşasın kadın dayanışması.
Meclisi falan merak ediyorsunuz. Çok bizim kadınlarımızın kaderini ana rağmine düştüğümüz günde sorunlar. Kız mı, erkek mi? Gene mi bir kutu olacak? Biz de kadınlarımıza, kızlarımıza diyorum ki ilk önce eşinizi seçme, işinizi seç. Benim 6 çocuğum vardı. Anadolu'nun bir köşesindeydim. İlk büyük oğlum hareketli değildi. İstanbul'a göçtük. Onun bir küçük hareketliydi. Onun sonsuz topraklarının önünde saygıyla eğiliyorum. 84'lere kadar yani çıkardım ama yırtamazdım o baskıyı, o şeyi. Aha, kadın çıkamazsın dışarı. Ama 84 oldu. Hiçbir güç beni eğiyemedi. Belki bugün tabii yine buradan bak şunu da söylemeden geçmiyorum çünkü bu derin dağıtıcılık. Yine Eskişehir'de yönetime girip bir takımların gözüne girecektim. Ama sorunlarım vardı, sağlığım elverişli değildi. Kadınlarımız daha bıraksalar, daha çoğalacağız, daha çoğalmaları gerekir. Yaşa gelene de sormayın yaşımı. Ben şimdi gücüm yetmezse bir takımcıyla olursa her haricim hiç evimde de durmayacağım, bir yerde durdum. Çünkü yaşadığım çok sorunlar var. Bak yıllardır bununla beraber meydanlardayız. Cumartesini ilk yediğim darbe artık cumartesinde haddi var hissediyor. Yine içim içim yiyor. Bugün burasını yine de alacağız. Yine de alacağız. Hak verilmez, hak alınır diyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar, Eskişehir'e hoş geldiniz. Öncelikle sunumunuz için de çok teşekkür ederiz. Biraz belki burada biraz önce bahsettiğiniz o kadınların haklarını alma mücadelesinde şimdi karşı karşıya kaldığımız bir yöntem yol haritası var. 2016'da çıkarılan boşanmanın önermesi komisyonu raporu var. Hani bu gerçekten bu iktidarın yol haritası gibi bir şey. Orada aslında biraz şuradan kurtulmak lazım. Bugün karşımıza krizle beraber bütün bu boşanmaların arttığı, evliliklerin azaldığı gerçeği çıkarken AKP bunu bir şekilde işte nafakanın önlenmesi yöntemiyle, boşanmadaki arabuluculuk yöntemiyle vesaire yöntemler ya da 6284 kaldırma yöntemiyle azaltmaya çalışacağını düşünüyor ama hani AKP'nin buradaki politikası nedir? Bu kadar aileye önem vermesinin sebebi nedir? Buradaki kurgusu, aile üzerinden kurgusu nedir? Buna dair düşüncelerini söylemek istiyorum. Şimdi evet bu az önce söylediğim saldırılar içerisinde dediğiniz o boşanmayı önleme komisyonu diyoruz biz. Bununla ilgili bir rapor vardı. Şimdi bu aslında sırf AKP'ye mahsus bir şey de değil, ben size söyleyeyim. Yani eskiden işte gene bu dönemde doğan Cemil Çiçek o zaman da flört fahişeliktir demişti mesela. Biz de buna düdük çalarak tepki göstermiştik. Yani sonuçta o zamanın bakanları da mesela kadınlara yönelik aynı şeyleri yapıyorlardı ve bizim işitmediğimiz laf kalmıyordu gerçekten. Yani bugün de ben sadece şunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki bir yol haritaları var. Muhafazakar bir yol haritaları var. Kadını sadece aile içerisinde tanımlayan bir yol haritaları var. Kadının öne geçmesini istemeyen ve istihdamda da özellikle istedikleri anda geri çekebilecekleri. Yani o savaşlarda da öyle olur ya, önce evlerine döndürülen daha doğrusu kadınlardır. Böyle bir politikaları var. Yani bu aslında kapitalizmin de genel politikası, sadece AKP'nin değil. Ama tabii ki modernleşme, bu hayat ve onların kadınlarının da, yani AKP'li olan kadınların da, ben hani ötekileştirmek istemiyorum veya öyle bir ayrımla söylemiyorum ama en azından şu anda destek olan kadınların da aynı şey başına geldiğinde onlar da buna giderek razı olmayacaklardır. Zaten bunu dayatmak da o kadar kolay olmuyor.
Çünkü onların da aynı şekilde daha öncesinde 28 Şubat'ta nasıl karşılaştıkları, işte başörtüsü eylemleri yaptıkları, okullara, kamusal alanlara alınmadıkları dönemde ki bence hatalı ve aslında gerçekten belki de hala rövanşını almaya çalıştıkları bir dönemdir. Bu yüzden de zaman zaman mesela meclis kürsüsünden de bunları ifade ettiğimiz oluyor. Yani biz o zaman bunu savunuyorduk, bunun ayrımcılık olduğunu söylüyorduk. Kadınların üniversiteye alınmamasını protesto ediyorduk ama siz şimdi aynı şeyi yapmalısınız diyoruz. Yani şimdi kadınlara kalkıp da kamusal alanlarda kıyafetim şöyle mi, giyinişim böyle mi ya da işte bu aile koruma yasası aslında aileyi bölüyor falan gibi anlayışlara sizin karşı çıkmanız lazım diyoruz. Onlar dediğim gibi şimdi kadını sadece aile içerisinde düşünürseniz ve aileyi dünyanın en kutsal kurumu olarak önünüze koyarsanız, onu korumak için elinizden geleni yaparsınız. Nedir bu elinizden gelen? Şiddet de olsa kol kırılır, yan içinde kalır demektir. Yani Hakim Mustafa Durmuş'tan 80'lerdeki bir farkı kalmaz o zaman bugün yapılanı. Çünkü bugün Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler var, İstanbul Sözleşmesi var. Mesela bunun uygulanması lazım, etkin olarak uygulanması lazım. Siz bu sözleşmeleri, bu uluslararası prensipleri imzalamışsanız, yasalarınız zaten işte anlattığım yasalarsa bunlara uymanız lazım. Bunlara uymadığınız zaman yani bütün topluma başka türlü bir örnek olmuş olursunuz. Ama o yüzden de işte bir yandan hamleler yapmak istiyorlar. Geri almak, gasp etmek için bir yandan da bunu yapamıyorlar dediğim gibi. Çünkü bir yandan işte kalkıp toplumsal cinsiyet kavramı değiştirilmeli, bu yanlış anlaşılıyor bu kavram, işte aile düzenimize uygun değil diyor mesela YÖK Başkanı. Ama diğer taraftan Maliye Bakanı toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe için çalışıyoruz diyor. Bunun için çok uğraşıyoruz diyor. Biz her bütçe görüşmelerine girdiğimizde ve bundan bahsettiğimizde. Ya da işte bir yandan şiddetle ilgili gereken şeyleri gerçekten avuk sabuk laflar ederek Diyanet'ten de özellikle çok sayıda böyle açıklama geliyor yapmazlarken diğer tarafta daha bir ay önce mecliste şeyin kurulmasını sağladı. İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması ve denetlenmesi alt komisyonu. Ben çünkü aynı zamanda kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu üyesiyim. Yani o yüzden her şey böyle şöyle bakmayalım. İşte bunlar saldırıyorlar, zaten haklarımız gidiyor, alındı. Yok, bir şey gitmedi daha. Yok, kadınların oradaki gücüne güveniyorum ama hani oradaki kadınların gücüne güveniyorum, bu noktada haklarına sahip çıkacaklarına da inanıyorum ama yani bu şey görülebiliyor. Mesela Ömer Umur Gençcan'ın konuşması, arkasından YÖK Başkanı'nın böyle bir söylemde bulunması zaman zaman işte nafakaya dair bir şey yapılacaksa önce birilerini muhakkak konuşturuyorlar. Evet. Eğer cinsel istismara dair bir şey yapılacaksa önce muhakkak biraz böyle yoklanıyorlar ya. Yani o noktada ben kesinlikle Türkiye'deki kadınların birlikte olan mücadelesine ve gücüne güveniyorum. Mesela bu cinsel istismar yasasında da Eskişehir Demokratik Kadın Platformu'nun ilk yaptığı eylemlerden birisiydi. Yani Türkiye'deki ilk tepki eylemlerinden birisiydi. Aklımızdan bile geçinmeyin diye bir eylem yaptık biz. Hemen o tepkiyi verebilecek bir reflekse sahip Türkiye'deki kadınlar ama onların da bir yol haritası var ve her defasında ıstık ıstık getirdikleri şeyler var. Ama özellikle de aileyi korumaya çalışmalarının da altında dediğimize katılıyorum. Sırf AKP değil. Bunu sistematik şekilde yapmaya çalışan bütün iktidar erkleri ama öncelikle aileyi koruyor. O yüzden bir o soruyu o şekilde sordu. Tabii yani bu sadece bir de kadınların değil, gerçekten erkeklerin de aslında kendilerine bir bakıp kendi çocuklarını, kız çocuklarının geleceğini düşünüp ya da hani eşitlik olmadan özgürlük olmaz, nasıl mesela bunu kendimiz de söylüyoruz partimizde de. Yani evet, bu ülkede Kürt sorunu var ve eşit yurttaşlık prensibine yaşanması gerekiyor. Eşitlik olmadan nasıl özgürlük olmazsa aynı şey kadınlar için de geçerli. Bunu sadece kadınların değil aslında erkeklerin de hazmetmesi ve bunun için
en azından mücadelenin ortasına atlamak değil ama destekçisi olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çıktığında inanamadım. Çünkü kürtajın 14 haftaya çıkmasını tartışıyorduk. 12 haftalığında da kaldırılması tartışıldı. Bazen bizim içerisinde bulunduğumuz gruptaki de kadın hakları savunucularının kravatlarla kurulması adım adım kürtaj meselesi, arkasından işte kadın mıdır, kız mıdır ya da işte kadın erkek eşit değildir meselesidir. Ben yine her kadın cinayetinde, her tecavüz vakasında karşılaşmış olduğumuz kararlardan mahkemenin görüşünden de kaynaklı belki. Haliyle şöyle bir şey oluyor. Bir şey yapılmaya çalışılıyor, kadınlar tepki gösteriyor ama hakları ilerlemek yerine elimizdeki hakları savunan bir pozisyonda oluyoruz. Hani bedeni hakları savunacağımız aklımda gelmezdi. Hani geçen hafta burada nafaka paneli yaptık biz barolu komisyonu olarak. Nafaka hakkını savunacağımız bir pozisyon, bunu düşünmemiştik. Akit gazetesinin haberleri de ortada. Ta İstanbul'da nafaka erkeğin mağdur babalar diye bir platform kurmuşlar. Ta İstanbul'dan buraya geldiler. Bizim panelimizi sabote etmek için geldiler. Yani erkeklerin de hani şimdi siyasi iktidar, artık ne derseniz, erkekleri de pompalıyor. Yani erkekler bir grup kuruyorlar. Yani, nafaka mağdur kadınlar da grup kurup var olan etkilikleri basmaya çalışıyorlar. Hani tabii ki şeyi anlayabiliyoruz. Hani Ayşe Bahçekapı'ydı galiba bir şey gittiğimizde, meclise gittiğimizde kadın erkek eşit değil diyor sizin liderimiz dediğimizde, o onu der. Ama o başka bir şey yani. Biz o mesaj verecek ama biz eşitlik için uğraşıyoruz. Hani bizim, bakın bizim zamanımızda İstanbul Sözleşmesi geçti. Hani verdiği bir mesaj, popüler mesaj vermeye çalışıyorlar, bunu anlıyoruz. Ama bir şeyler de oluyor yani. Hani, bir zaman sonra şunun kaygısını yaşıyoruz. Seçme seçimi hakkında mı acaba tartışılacak meselesinde? Bir yandan şunu da düşünüyoruz, acaba en hareketli alan kadın alanı olduğu için de mi saldırıyorlar? Yani çünkü hiçbir şey olmadığı zaman kadın alanı var. Yani sokaklarda kim var? Hani bizler oluyoruz. Saldırıda olduğu için de biz varız. Ama hani biz olduğumuz için saldırılıyor. Yani hani bir tehlikenin olduğunu hani basitçe hepsi tüm siyasal iktidar, yani sağ iktidarlar, ortadaki iktidarlar gibi de değil gibi düşünüyorum. Yani ben AK Parti hepsi böyleydi. Ama AK Parti'nin sanki biraz daha böyle, daha tehlikeli, daha hani tetikte olmamız gereken bir zaman gibi geliyor. Hani mecliste iki tarafa oynuyorlar, siz daha iyi bilirsiniz yani. Belirli siyasi mesajlarla, mesela ben yeni öğrendim, İstanbul Sözleşmesi'ne dair bir komisyon kuruldu. Hiç haberi bilmiyoruz ama belki siz görmüşsünüzdür. İstanbul Sözleşmesi 62-84 sayılı yasa ve birçok yasanın kaldırılması için camilerde hükme okuttular. Biliyor musunuz? Yani böyle hani buna dair böyle bir çalışma içerisindeler belki. Hani böyle kaygılarımızın olmasının normal karşılıyor musunuz? Bir de hani mesela biz paraları yapmak istemiyoruz ama hani böyle yani sanki. Nafaka meselesi. Nafaka için panel yapılır mı? Panel yapıyoruz yani. Şimdi kaygılarınızı normal karşılasam ne olacak? Kaygı ne işimize yarayacak? Yani şimdi bilmiyorum diyorsunuz. O sözleşme alt komisyonun kurulmasını biz sağladık. Şimdi bizim aslında Türkiye'de bir sorunumuz, iktidar sorunu değil, muhalefet sorunu aynı zamanda. Yani muhalefetin kendine güvenmemesi ve kendi yapabileceklerinin de aslında çok farkında olmaması. Başta ana muhalefet olmak üzere, yani bu siyasal parti anlamında söylüyorum, yoksa bence ana muhalefet kadınlar yani de. Ama bunu görmemiz ve bunun farkında olmamız lazım. Kaygı ileriye götüren bir şey değil. Şey tabii ki, realite başka bir şey. Yani gerçekliği bileceksiniz, gerçekliği ortaya koyacaksınız. Yani şeyde İngiltere'de Thatcher de böyleydi. Yani başka bir yerde başka birileri de böyleydi. Muhafazakar sağ iktidarların olduğu bir dünyada şu anda yaşıyoruz. Daha öncesinde de böyle iktidarlar vardı. Yani bizim onlardan, hani onlar yapar mı yapmaz mı beklentisinden ve bundan kaygı duymak yerine aslında kendi önümüze daha yeni hedefler koymamız gerekiyor. Mesela yani her yıl bu yürüyüşlerin yapılması, her yıl bunun artarak, kalabalıklaşarak yapılması, her seferinde daha fazla kadının aslında birbiriyle dayanışabilmesi. Ben mesela
iki kadın arkadaşımın bugün mesajında lisede okuyan kızlarıyla 8 Mart'ta geleceklerini okudum. Onlarla birlikte biz kadın hakları merkezini kurmuştuk İstanbul Barosu'nun. Ve bu çok güzel bir şey. Yani şimdi liseliler onlar, büyüdüler ve onlarla birlikte geliyorlar. Şimdi hakikaten ben bunları kaybetmemek için mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. Bazen biz birbirimize kaygıyı yayıyoruz ve büyütüyoruz. Hani tek katılmadığım şey bu olabilir. Gerçekliği bilmek ve ortaya koymak, onu anlamak, anlamaya çalışmak iyi bir şeydir. Bilgi iyi bir şeydir çünkü bilmediğiniz bir şeyleri kaldır gibi karşılaşmaktansa. Ama şeyi de büyütmemek lazım. Yani bakın bunlar alıyorlar, bakın bunlar bunu yapacaklar, daha da yapacaklar. Ben mesela şöyle diyen insanlardan kaçıyorum, çok açık söyleyeyim. Daha hiçbir şey görmedik, önümüzde daha neler göreceğiz. Ne bunun kime ne faydası var? Daha önümüzde neler göreceğiz? Ne göreceğiz yani? Hani göreceğimizi biliyorsan söyle, ona göre önlem alalım. Ama yoksa, hani sizin için söylemiyorum asla bunu ama hani bu çok böyle yaygın bir şey ya, söylem ya. Biraz kendi gücümüze güvenmemiz lazım. Yani ya bizler onuruyla yaşayan insanlarız. Yani ne yapacağız? Evlere mi kaçacağız? Yani nasıl yaşayacağız? Bizim başımıza mesela daha ne gelebilir yani? Ben şimdi bugün yine savcı itiraz etmiş. 3 kez beraat ettim ya. 3 kez itiraz ediyorum. Bir toplantı gösteriyor şimdi. 3 kez itiraz ediyorum ya. Yani gerçekten dokunma ağzını kaldırdım. Dava işte adam. Bir de savcıların işi yok diyorlar. İşi gücü yok demek ki ben de uğraşıyorum. Gidelim benim davama itiraz ediyorlar. Ne yapacağız? Mücadele edeceğiz. Yani bu zamanda geçecek. Merhabalar, hoş geldiniz. Gerçekten bizleri aydınlattınız. Çok güzel bir kadın hareketi dinledik. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Muhafazakar iktidar tabii ki sanıyor. Fakat biz de her seferinde hayır diyoruz. Ve Eskişehir'de zaten çok güçlü bir kadın hareketi var. Arkadaşlarımızın kaygılanmasına gerek yok. Biz mesela bu nikah, hocaların nikah kıyması bana itiraz ettik. Davalarımız görülüyor. Biz bile oynaya gidiyoruz. Hakimle de biraz şakalaşıyoruz. Bu bakımdan kadın hareketine inanmamız lazım. Son günlerde boşanmalar çoğalınca şöyle bir fikir attı iktidar tarafı. Ekonomik krizden dolayı boşanmıyor. Yani kadınlar kendi hayatlarını kurmak için, mücadele etmek için de boşanmaya karar verebilir, silmek için ekonomik kriz. Yani ekonomik kriz geçerse evlilikler yürüyecek tarzında böyle bir sahte gerekçe olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani her şey ekonomik krizle bağlantılı değil ama tabii ki onunla bağlantılı olan şeyler de var. Yani arttıran faktörlerden birisi olabilir. Ama onun dışında hiç ekonomik krizin olmadığı, yani küçük küçük ailelere ya da yerlere ya da sokaklara baktığımız zaman da bunu görüyoruz ya da ülkelerde de görüyoruz yani. Erkek egemenliği başka bir şey, ekonomik kriz başka bir şey bence. Siyasetten uzak tutulmaya çalışıldığı, kadınların cezaevinde olduğu bu süreçte onun öncülüğünde bir direnç başladı. Birincisi keşke olmaz, sosyal bir çoğu saygınız. İkincisi ve daha önemlisi Leyla Güven'in talepleriyle ilgili. Uluslararası arenada ve ulusal arenada herhangi bir girişim var mı? Taleplerinin yerine gelmesi, yaşamsal sınırda çünkü yaşamının devam etmesi için, yani onun hayatta kalması için devletten çeşitli girişimleri var biliyoruz ama bu girişimler topluma açık olarak sunulmuyor. İşte
En son ne aşamada, kiminle ne görüşüyorlar bilmiyoruz. Onun dair sağlık durumunda ve bunlarla ilgili cezbedebilirler var mı? Evet, ben Gürtü Akışan Hakkı ve Leyla Güven'i hep arka arkaya söylüyordum ama bu sefer konuşmam bittikten sonra zaten mutlaka bir söz de gelir diye düşündüm. Kendimi beklemek istiyorum. Çünkü o da aynı zamanda gerek küçük Dikili'de gerek Viranşehir'de yaptığı belediyeciliklerle bir kadının peşinden gidilir mi denilirken hakikaten kadınları peşine takan bir kadın. Bugün de Türkiye'nin barışı için aslında bir direniş içerisinde. Buna katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Ben aslında böyle bakıyorum. Çünkü yani açlık grevleri bazıları için mutlaka yapılması gereken bir şeydir, bazıları için değildir. Ama şu bir gerçeklik, Türkiye'de 2013-2015 arasında çözüm sürecinin olduğu dönemde gerçekten bir can kaybı olmadı. İnsanlar başka bir havayı soludular ve o dönemin koşulları bugün olsa aslında bu ekonomik krizde, bu işte düşmanlaştıran ortamda olmayacak. Türkiye'nin ciddi olarak barışa ihtiyacı var. Ama 7 Haziran sonrasında bunu teptiler ve kendilerine yaramayan bir şey olduğunu gördüklerinde her türlü spekülasyonla HDP'yi kriminalize ederek bunu yeni seçimler diyerek başka bir algıya ve sürece çevirdiler. Ama ne olursa olsun biz sınandık ve bugünlere geldik hakikaten. Leyla Güven de Öcalan üzerindeki tecritin kalkmasının özellikle Türkiye'de bu sözün söylenmesinin, oradan bir ses yükselmesinin Türkiye barışına hizmet edeceğini düşünüyor. Ve bunun için aslında başlıklarında. Ben tabii şundan endişe duyuyorum açıkçası. Yani hakikaten o kadar zalim bir yönetimle de karşı karşıyayız ki buna karşı ne kadar bir endişe duyulabilir, ne kadar dikkate alınabilir, bundan çok emin olamıyorum. Ama uluslararası arena dediğiniz arena da aslında bazen çok farklı değil. Yani bugün Avrupa Konseyi'de, Avrupa Parlamentosu'da içlerinden tabii ki dayanışan ya da işte bununla ilgili Türkiye'deki siyasilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden, bunun için eylemler yapan insanlar oluyor. Bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama diğer taraftan da global olarak baktığımızda para ilişkileri, ticaret ilişkileri, göçmenlerin bir tehdit olarak kullanılması, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne verdiği para ve bunu kesilebilecek olması gibi nedenler de birçok şeyi engelliyor. Sağlık durumu da hepimizin bildiği gibi, yani zihni gayet açık. Ben yani çok fazla şey gibi paylaşmadım bunu ama hani kendim de 3 hafta önce ziyaret ettiğimde gördüm. Çok zayıf tabii ki ama zihni gayet parlak. Fakat yani gün geçtikçe de o zayıflık artıyor ve sadece onun için değil tabii cezaevindeki diğer insanlar için de bu tehlikeli. Bir yerde 90'lardaki aslında süreçlere benziyor ve onun için de kaygı duyuyorum. Çünkü çok baskıcı bir rejim altında. Dışarıda da insanlar ne kadar endişeli olsa ve aslında bunun ne kadar haklı bir talep olduğunu gösterirdi. Dediğim gibi bunun şey karşılığı yok. Siz kalkıp da işte illa aynı siyasi görüşte olmak zorunda değilsiniz. Ama bir insanın tecrit altında tutulması ve 4 yıldır kimseyle görüşmemesi aslında normal avukata erişim, aileye erişim hakkının engellenmesidir. Yani sadece bu açıdan baktığınızda çok basit iki taleple karşılaştığında ortaya çıktığını görüyorsunuz. Ama dediğim gibi bugün siyaseti bunu zorluyor. Cuma günü 8 Mart'ta saat
6.30'da ES Parti'nde kurulmaya kadınlar gece yürüyüşü oradan başlayacak. Teşekkür ediyorum. Ben de tekrar teşekkür ederim. Sağ olun.